arkadaşlar, bugün yeni Grandland'ımızın yanındayız. Artık X takısını kaldırdık bu aracımızdan. Yeni Grandland diyoruz. 2017'den bugünümüze kadar devam eden bir seridir. 2022 yılında artık bugün şükür makyaj operasyonu geçirdik. Peki bu makyajlar neler değişti? Hepsinin üzerinden tek tek geçmeye çalışacağım. Ama aracımızı A'dan Z'ye bir tanıtım olacak. Bugün ise daha çok yolda bakalım nelerle karşılayacağız. Eskisine göre neler değişti? Hepsini size anlatmaya çalışacağım. Aynı aracın 2020 versiyonunun elegans donanımı var bende. Bir kullanıcı olaraktan bakalım neler değişmiş. Size ben bu deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle önden biraz bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi artık vizör tasarım. Opel'in yeni yüzü diyebileceğim yeni vizör tasarımla karşı karşıyayız. Bu vizör tasarımın haricinde eskiden Bizenon olan farlarımız ise artık LED Matrix fara dönüştü ki bu farlara yine söylüyorum inanamayacaksınız. Bu fara alıştıktan sonra da gece başka bir araçla yola çıkmak da istemeyeceksinizdir. Bu farların şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Şimdiye kadar 16, 16, 32, 32, 32, 64 tane olan Matrix farları görmüştük. Ama artık yeni Grandland'da 84 tane solda, 84 tane sağda olmak üzere 168 tane Matrix farlarımız var. Ahmet Bey kameramanımızla beraber de mutlaka size bir gece sürüşü yapmak istiyorum. Çünkü bu farları anlatmamız lazım size. Keşke bununla bir gece sürüşü yapabilsek. Ama test sürüşü maalesef gece olmuyor, gündüz yapıyoruz. Ben sizin yerinize gece bir sürüş yapacağım. Bakalım Matrix farlarımız neler olacak. Ahmet, farlardan bahsettim. Artık şerit ortalama özellikle adaptif hız sabitleyicimiz var. Onu yola çıkınca ekstra söyleyeceğim. Eskiden böyle bir özellik yoktu bizde. Yeni Grandland'la beraber geldi. Yani hem şeridi ortalıyor hem adaptif kruz. Yarı otonom sürüş bile diyebilirim sizlere bu konuyla alakalı. Ahmet, yan taraftan devam edelim istersen. Yan tarafta artık Mokka'da biraz daha alışmış olduğumuz 19 alüminyum alaşımlı jantlar var bu aracımızda. Mokka'larda 18 oluyor. Grandland malum büyük bir araba. Bunlarda ise 19 alüminyum alaşımlı jantlarla gelmiş ki Grandland'ın Ultimate paketinde gerçekten de bu jantlar bu arabaya yakışmış diye görüyorum ben. Şimdi eskisinde bir ara hatta yan yana koyup eskisini kıyaslamak isterdim ama henüz daha bulamadığım için yapamadım onu. Eskisinde yan koruma barlarıyla dodik dediğimiz bölümler araba beyazsa oralar siyah geliyordu, plastik boyalı geliyordu. Yeni Grandland'da ise artık tamponlar, yan dodikler, arka tampon olsun hepsi boyalı halde geliyor. Çağdaş bir tasarım olmuş. Bence kesinlikle olmuş ve güzel de yakışıyor. Şimdi yan taraftan Ahmet zaten kromları görüyoruz. Siyah tavan barlarını gördük. Arka tarafa doğru gelelim istersen. Evet arkadaşlar, arka tarafta dediğim gibi artık tamponlarımız da gövde rengini boyanmış vaziyette. Ben şahsen beğendim. Alt taraftaki çift egzoz görüntüsünün griliği ön plana çıkartıyor. Yazımız eskiden Grandland yazımız bizim solda köşede olurdu. Artık gördüğünüz gibi ortada yer alıyor. Günümüzün tercih haline geldi. Yazılar artık markaların, modellerin yazıları artık ortaya alınıyor. Şık mı duruyor? Karar tamamıyla sizin. Yine her zamanki gibi 514 litrelik bir bagajımız var. Geniş bir bagajdır. Yani herhangi bir şekilde bunun bagajına küçük derseniz de mutlaka artık kamyonet vari yerlere geçmeniz lazım. 514 litre geniş bir bagaj var ve yüksekliğinde kullanabiliyorsunuz ki bagaj yönünden bu araçta herhangi bir şikayetiniz olmayacaktır. Şimdi nelerden bahsettim size? Kasanın artık makyajlandığından, yeni vizör tasarımından, 168 tane Matrix farlardan, dodiklerin boyandığından, ön arka tamponun artık gövde rengi olduğundan, şerit ortalamadan ve adaptif sabitleyicilerden bahsettim. Bir daha sol sürücü kapısını tekrar açayım. Şimdi 2018'de arkadaşlar bu özellik bir dönem Opel'e gelmişti. Daha sonradan kaldırılmıştı. Neydi o özelliğimiz? Komple deri koltuklar. Ultimate Premium paketle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuklar komple deri geliyor. Koltuklarda iki tane hafızamız oluyor. Ön koltuklarda havalandırma yani soğutma dediğimiz sistemlerde artık yeni Grandland'da bizi karşılıyor. Detaylı tanıtım yapmam lazım bu arabaya. Şimdi nelerden bahsettik? Matrix'lerden, diğer hepsinden bahsettik. Ama onlar işte kör nokta var mı? Kendi kendine park etme var mı? Hayalet göstergeler, 12'ye 13 ekranlar, sürüş modları, yeni Cobra Shifter sistemler. Bunların hepsinde detaylı bir tanıtım yaptığımdan size ekstra anlatacağım. Şimdi ne yapıyoruz derseniz, Ahmet Bey kameramanımız, Seher Hanım arkada. Seher Hanım'ı da gösterelim Ahmet. Hatta kadın gözüyle projemizden biraz kaçıyor son sıra. Ama kadın gözüyle de olsa şimdi yeni Grandland'da hep beraber bineceğiz. Bu arabayı bakalım yolda hep beraber bir değerlendirmeye çalışalım. Şimdi mesela Seher Hanım'ı arkaya bindirdik. Seher Hanım öncelikle, şimdi benim boyum 1.92 artık bilmeyen de kalmadı diyebilirim. Ben de ön koltuğa oturayım önce. Koltuğu bir ayarlayayım kendime göre. Yani şu anda sürüş pozisyonu benim için uygun. Evet, ayarladım kendi boyuma göre. Şimdi Seher Hanım'a bakalım. Şimdi sürücüye baz aldık. Peki arkadaki yolcunun diz mesafesi nasıl arka tarafı Seher? Gayet rahat Süleyman Bey. Benim karışımla bir karış mesafe kalıyor. Hatta şöyle rahat oturduğumuzu varsayarsak. Yani uzun yolculuklarda çok rahat 1.91'nin arkasında yani gidilebilecek durumda. Arka diz mesafesi senin yönünden tam not aldı diyebilir miyim? Aldı. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi
Mikrofonu tekrar alayım. Evet arkadaşlar, diz mesafesinde size canlı canlı göstermiş olduk. Evet, şimdi artık sürüşümüze çıkalım mı? Buyurun. Evet arkadaşlar, artık sürüşümüze başlıyoruz. 12 inçlik ekranımız, sürücü ekranında benim önümde. 10 inçlik de burada bir ekranımız var. Şimdi vitesimiz dediğim gibi yeni Cobra Shifter dediğimiz sistem. D'ye aldım. El frenim çekik ama tabi bu araçlarda el freniyle alakalı bir işimiz yok. Şimdi ne yapıyoruz? Hafiften ilerlemeye başlıyoruz. Şimdi Seyran'ım arka tarafta, Ahmet Bey de arka tarafta. Şimdi ilk bindiğiniz zaman araçla ilgili bana hissiyatını söyleyebilir misiniz? Geniş. Kalite. Geniş kalite. Yorumlar bu şekilde mi? Evet. Yani kalite, deri koltuklar kaliteyi ciddi anlamda artırmış. Çok rahatız şu an arkada Süleyman Bey. Hatta kol dayamayı da indirdik. Evet, şöyle gösterelim. Çok çok rahatız ve aramıza bir kişi daha, normal kiloda bir kişi daha çok rahat oturabilecek durumda. Şaft tünelimiz nasıl? Yok. Yok. Çok az. Milim. Yok. Mesela şaft tüneli de çok önemli bir şey. Niye derseniz, şimdi şaft tüneli orada yüksek olduğu zaman arkada ortaya oturan yolcunun bacakları açması gerekiyor ve çok rahatsız edici oluyor. Oturamıyor daha doğrusu. Oturamıyor. Evet. Evet. Ama bunda öyle bir şey yok diyorsunuz. Yok yok yok, denilecek kadar az. Kol dayama Ultimate'de geliyor. Endolus'unda geliyor. Arkadaşlar bu arada size de öyle bir bilgi vereyim. Yani Elegance orta dönemde arkada kol dayama yok. Ultimate aldığımız zaman arkada kol dayama geliyor. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi ben mesela Seher'le biz bazen böyle araçlarla yol testine çıkıyoruz arkadaşlar. Ses yalıtımına bakıyoruz. Diyoruz ki içeriye aldığı ses. Nereden biliyoruz? Yan tarafımızdan, yanımızdan geçen araçların gürültüleri. Mesela hatırlarsan seninle bir tane Nissan Micra test etmiştik. Evet. Gürültüyü hatırlıyor musun? Evet, yanımızdaki kamyon sanki üstümüzden geçmiş gibi bir hissiyat vermişti. Değil mi? Aşırı bir gürültü vardı. Ama bu araçta? Bu araçta yok. Şimdi 56 km hıza gidiyorum. Zaten süspansiyonları biraz önce bir lakadan geçtik. Hissetmişsinizdir. Motor sesi nasıl sizce? Şu anda devir 2000'de mesela. Ne dersiniz motor sesine? Ya motor sesi beni çok rahatsız etmiyor. Ben motor sesini severim biraz. Ama bu arabada öyle çok ciddi bir motor sesi duyulmuyor. Ben sevmem. Hatta uzun yolculuklarda nefret ederim. Ama bunda yok. Yani güzel olan bir araca göre çok çok iyi geldi bana. Tabii. Bana eski kendi kullandığım arabaya göre ses yalıtımının arttırıldığı bariz belli oluyor. Vites geçişleri daha başarılı olmuş. Onu hissediyorum. Onun haricinde baktığım zaman sürüş pozisyonu olaraktan da hemen hemen eskisiyle aynı. Tabii yeni ekranlar bambaşka duruyor, ayrı mesele. Ancak hissiyat olaraktan baktığımda gayet başarılı şu anda. Şu anda hatta ben yol bilgisayarını açtım. Yakıt verilerinde bu testimizin sonunda size gerçek yakıt verisi, bakalım ekranda ne yazıyor da hep beraber ona bakacağız. Şu an tabii tünele girdik. Şey, köprü altından geçtik. Farlar otomatik yandı. Evet, matrixlerimiz devreye girdi. Şimdi birazdan günlüğe çıktığım zaman evet tekrar açıldı. Burada navigasyonu görebiliyorum. Ekstra anlat istersen şöyle burayı da gösterelim. Şimdi iki tarafta da navigasyonu görebiliyoruz. Hem burada hem burada görebiliyoruz. Bu da gayet kullanışlı, gayet şık. Yani Opel aslında pür panel dediği, sadeleştirilmiş tasarım dediği gerçekten sade bir ekran karşılıyor bizi. Ama okunabilirliği çok güzel olmuş ekranın. Sadeliği, yani şunu demek lazım. Sade ve şık bir arabaya biniyoruz şu anda. Evet. Ses yalıtımı başarılı değil mi arkadaşlar? Başarılı. Evet. Yakıt verilerini birazdan bakacağımı söylemiştim. Arkadaki diz mesafemizi zaten binerken gösterdik. Onlarda herhangi bir şey yok. Motor 1.5 130 beygir arkadaşlar. 300 Nm torka sahip. 8'leri tam otomatik tork konvertörlü şanzımanla bizi karşılıyor. Biraz da motorlardan bahsedeyim ben. Başlangıç Edition versiyonu var. Edition'larda başlangıcında sadece benzinini alabiliyorsunuz. 1.2 130 beygir 8 vites olanı. Üst paket Elegance'a geçtiğimiz zaman benzinli otomatik 1.230, 1.530 dizel alabiliyoruz. Ancak en üst versiyon Ultimate'e geçtiğimiz zaman sadece dizel versiyon alabiliyorsunuz. Böyle de bir dipnot söyleyeyim size. Dizelden vazgeçmeyen müşterilerimiz için şahane olmuş. Mesela o soru da geliyor bana. Dizel evet. Ne zaman kalkar, ne yapar? Arkadaşlar evet. Yani ben daha dizelin ülkemizden uzun bir süre kalkacağına inanmıyorum. Çünkü önce bir Doğan'ın, Şahin'in, Toros'u bunları bitirmeliyiz. Bunların emisyon normlarını ayarlamalıyız. Ondan sonra artık dizeller, daha bugün yurt dışındaki ülkeler dahi kaldırabilmiş durumda değil ki bizim ülkemizde dizelin kalkması en az 10-15 sene var benim gözümde. Yakıt fiyatları da böyle olunca da dizelden de vazgeçilecek gibi de durmuyor. Şimdi dizelle benzin aynı fiyat diyebilirsiniz. Ancak dizelin ortalama yakıt tüketimi 5 litre ise benzininin 7-7,5'larda geziyor. Yani dizel daha az mı yakar? Evet, daha az yakar. Fiyatı aynı bile olsa. Şimdi Ahmet, bunlardan biraz bahsettik. Koltuk kalitesini beğendik. Deri kaplı bir koltuk var. Koltuklarla ilgili Süleyman Bey, ben size bir şey soracağım da. Şimdi birçok araçta artık ön koltukta da ISOFIX bağlantısı var. Doğru.
Fakat ben burada tap titer görüyorum. Ön koltukta tap titer bağlantısı da var. Tabii hem IZOFIX var hem TAP var araçta. Yani Yani güvenliği ciddi anlamda o konuda da üst seviyede tutmaya çalışmışlar. Evet. Ön koltuklarda bir devam et. Soğutmamız var. Hatta benimkini açayım. Hatta bak sesi duymuşsundur. Şu anda ön koltuk soğutmam çalışıyor. Kademeli şekilde ikiye düşürdüm. Bu tarafta da var koltuk soğutma. Ve burada da şimdi alt tarafa bastığımız zaman soğutma devreye giriyor. Üst tarafa bastığımız zaman ısıtma devreye giriyor. Evet, bu da Evet. Bizim arkada sadece ısıtmamız var. Evet, size arka tarafa sadece ısıtma vermişler. Şimdi bir de adaptif ısı sabitleyici devreye alalım Ahmet. Biraz da ona bakalım. Şimdi ısı sabitleyici devreye aldım. Buradan normal, uzak, yakın olaraktan ayarı gösterebiliyor muyuz ekranda? Ver istersen kamerayı ben alayım. Şimdi arkadaşlar hız sabitleyici öncelikle şöyle göstereyim. Hız sabitleyici devreye aldığım zaman uzak, yakın, şöyle normal olaraktan ayarlarını yapıyoruz. Diyelim ki uzağı ayarladık. Hız sabitleyici devreye aldım. 65'e ayarladım şu anda gördüğünüz gibi ekranda. Ben bunu şu anda 115'e çıkarttım. Bakalım şimdi aracımız hızlanıyor 115 km hıza doğru. Kendisi 115'e çıkıyor. Şerit şu anda korumam açıklığı. Beni şeritten çıkartmamak üzere uğraşıyor. Bir de ekstra ben şerit ortalamayı açtım. Şu anda ben tutmuyorum arkadaşlar. Virajı döndük hatta. Yani kendi kendine viraj dönebiliyor mu derseniz evet dönüyor. Tabii ama çok güvenmemek lazım. Şimdi 115'teydik biz. Şimdi önümüzde bir tane frene gidiyor. Hatta biraz daha hızlanalım. 120 diyelim. Sola alalım. Şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi tekrardan sağa geçelim. Şimdi öndeki araba biz 110-125'e ayarlıyız. 90'la gidiyor. Şöyle göstereyim. O yavaşladıkça biz de yavaşlıyoruz. Şerit ortalamamız da devrede. Bakalım o durunca biz durabilecek miyiz? Evet 65. Şöyle biraz daha geniş açalım sizlere. Şimdi ben frene basmıyorum arkadaşlar. Şöyle ayağımı da göstereyim. Herhangi bir şekilde frene basmıyorum. Şu anda 40 km hıza kadar düştük. Öndeki araba çünkü kırmızı ışık yanıyor. Duracak. Bakalım bizim aracımızda duracak mı? Evet, hiçbir frene basmadan kendisi otomatik durdu. Şimdi öndeki araç duruyor. Yine ben hiçbir şeye basmadım. Hatta şöyle göstereyim. Direksiyonu dahi tutmuyorum şu anda. Hem mesafeden şeride ortaladı aracımız kendisi. Şimdi bakalım. 125'e ayarlamıştık. Öndeki araba 60'ta gidiyor. Biz de arkasında 60'ta. O hızlanıyor. Biz de hızlanıyoruz. Evet, adaptif hız sabitleyici şerit ortalamayla beraber şu an için mükemmel çalışıyor diyebilirim. Çünkü herhangi bir şekilde şeritten çıkmıyoruz. Hala şeridin içerisindeyiz. Sağımızdan solumuzdan geçen araçlar var. Kör nokta uyarı sistemleri devreye giriyor. Bakalım hala devam ediyoruz. Yani bu araçla şunu diyebilirim ben. Hiç frene basmadan, çok iddialı olacak ama mesela bir tane araba şimdi bir anda önüme kırdı. Bakalım bizim aracımız ne yapacak. Yine ben hiç frene basmadım. Önümüze bir anda geçmesine rağmen yine kendisi otomatik yavaşladı. Şimdi önümüze bir tane kamyon gidiyor. Biz 54 ile gidiyoruz. Şöyle kamyonu göstereyim. Yine hiçbir şey dokunmuyorum arkadaşlar. 30'da gidiyormuş. Bizim aracımız da 30'a kadar düştü. Bakalım. Peki öndeki aracı takip ediyorduk. Şimdi ben sola sinyal veriyorum. Şimdi sola doğru çıkıyorum. Öndeki araçtan artık kurtulduğumuz için. Yine gaza frene hiçbir şeye basmıyorum. Kendisi evet gayet de güzel hızlanıyor. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Bunu 115'e 110'a düşürelim. Çünkü ileride bir radar sistemi var. Şimdi sağa doğru bir tane virajımız var. Ekrandan görüyorsunuzdur. Ve ben direksiyona şu anda yine hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Bakalım viraj kendisi dönebilecek mi? Şöyle göstereyim size. Direksiyonu bırakmayınız diye bir uyarı geldi bana. Çünkü direksiyonu hiç tutmuyorum. Evet arkadaşlar virajı kendisi dönebiliyor mu derseniz. Çok da güzel dönüyor. Ama tabii uzun süre direksiyonu tutmadığınız zaman ekranda direksiyonu tuttunuz diye bir uyarı geldi. Göstereyim. Şöyle hafiften ona müdahale edelim. Direksiyonu tuttuğumuzu hissettirelim. Evet. Adaptif hız sabitleyici. Arkada oturanlar biraz tedirgin olduk mu? Hayır. Çünkü hiçbir şekilde direksiyonu her şeyi tutmadık. Siz yapıyormuşsunuz gibiydik. Süleyman Bey hiç bıraktığınızın farkında bile değildik. Değil mi? Tabii ben şaşkınlık içerisindeyim. Resmen kendi gidiyor araba. Mesela bak şimdi 110'la gidiyoruz. Ben sağa geçeyim. Çok sert basmadı. Yani evet. Yavaşlamayı çok sert yapmadı. İleri geri yapmadık hiç. Bak şimdi sağa geçtim. Öndeki araba 110'daydık. Ben yine hiçbir şeye basmıyorum. Nasıl?
Ben bunu izlesem inandıramazsınız beni. Değil mi? Evet. Çünkü çok yavaş duruyor. Hiç arkada bir sallanmıyoruz bile. Tabii ama direksiyonu illaki şöyle hafif de olsa arkadaşlar tutmanız lazım. Öteki türlü ekrandan sürekli direksiyonu tutunuz diye uyarı geliyor. Mesela şurada bir tane daha gösterge var, ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar yeni Grand Land'ımızla birlikte artık bir de neyimiz var? Gece görüş sistemi var. Onu da Ahmet Bey'le bir gece sürüşü yaptığımız zaman size ekstra göstermek isterim. Çünkü güzel bir özellik. Bakalım o nasıl çalışıyor. Şimdi adaptif bizden tam not aldı mı arkadaşlar? Benden evet, aldı. Kesinlikle. Benden aldı. Çok güzel çalışıyor. Tamamdır. Adaptifte başka bahsedebilmek... Vereyim Ahmet kamerayı. Başka bahsetmemi istediğiniz bir şey var mı? Zer. Yani frenlemeyi gördük. Evet, duruyor. Kendisi duruyor. İlerliyor. Onu gördük. Önümüze aniden bir araba çıktı. Yavaşladı. Ona rağmen kendisi otomatik frenlemeyi yaptı. Onu da yaptı. Daha ne yapsın araba, doğru mu? Şeridi ortaladı. Virajı kendisi döndü. Yani resmen kendisi gitti araç. Siz hiç sadece oturdunuz orada. İşte yarı otonom dediğimiz sürüş sistemi bu da diyebilirim. Sadece direksiyona az bir müdahale edersek o zaman direksiyonu tutun diye uyarı ibaresi de gelmiyor. Ancak şöyle baktığımız zaman gayet güvenli bir şekilde şeritten çıkartmadan yeri geldi mi viraj dönmesi gerektiği zaman biz uyusak dalsak dahi şeridi mutlaka kendisi geri alıyor. Adaptif hız sabitleyici kullanabilirseniz gerçekten çok güzel bir özellik ve yormayacaktır. Mesela şu anda yine adaptifteyiz. Öndeki araba 70'te gidiyor. Biz de hala 70'te gidiyoruz. Ve siz direksiyonu tutmuyorsunuz. Maşallah. Evet. 1-2 dakikadır tutmuyorum evet. Ben. Artık bu kadar da üşengeçlik olmasın. Tutalım. Şimdi hafiften frene bastığınız zaman da arkadaşlar şu şekilde devreden çıkıyor. Şu anda ben devreden çıkardım. Çünkü ileriden sola döneceğim. Evet. Bu videoda neyi görmüş olduk? Yarı otonom sistemin, yani adaptif hız sabitleyici ve şerit ortalamanın nasıl çalıştığını gördük. Biraz ses yalıtımından bahsettik. Koltuk rahatlığından, çekişinden, hepsinden bahsetmeye çalıştık. Bir de Ahmet, benim Grand Mat'la ilgili en çok sevdiğim özellik şu. Çok güzel bir manevrası var aracın. Yani içeriden, bay çıkışında bir videomuz vardı, görmüşsünüzdür başlangıçta. Biz oradan Grand Mat ebatlarında başka bir modelimizi çıkartmak istediğimiz zaman zorlanıyoruz. Ama yeni Grand Land'ın manevrası çok başarılı. Ya ben bu arabayla şehir içerisinde gezeceğim. Araba biraz büyük gibi değil mi derseniz de o büyüklüğü hissetmeyeceksiniz arkadaşlar. Çok güzel bir manevrası var. Şimdi biraz da hızlanalım. Rüzgar sesine ne dersiniz? Mesela şu anda ben 110 ile gidiyorum. Nasıl? Bence yok. Yalıtım çok başarılı. Yalıtım başarılı değil mi? Evet. Evet, yalıtım güzel bir aracın. Yani ön camda, bu arada resistans var Ahmet. Ön camdaki resistans sayesinde kışın, arka camdaki resistansın benzeri bir resistans var ön tarafta. Kışın ön cam buğu çözücüyle uğraşmıyorsunuz havalandırmayla. Tuşa basıyorsunuz. Şurada bir tuşu var. Ön cam resistansı devreye giriyor. Bu tuşa bastığınızda ön camda buz varsa otomatik erimeye başlıyor. Ya yani bu resistansı soğuk şehirlerde yaşayan, kar kışın çok olduğu şehirlerde yaşayan müşterilerimizin kesinlikle bayılacağı bir özellik olmuş. 19 jantlar var Ahmet. Süspansiyon sertliğine ne dersin? Güzel sönümlüyor mu yani süspansiyonlarımız? Hissettirmiyor. Normalde jant ne kadar büyük olursa yoldaki o rahatsızlık daha fazla oluyor normalde. Evet. Her şeyi hissettirir ama hiçbir şey hissettirmiyor. Bak şu kör noktaya bayılıyorum. Keşke bütün arabalarda olsa. Çünkü aynadan göremediğimiz nokta olduğunda sol taraftan aynamızın kenarında ışık yanıyor ve çok güzel bir sistem. Yani şu özelliğin ben aslında araçlarda standart olmasını isterim. Hayat kurtaracak bir özellik. Yani körnadan baktım, aynadan baktım, araç yoktu, ışık yanıyordu. Hemen bir saniye sonra yanımızdan araç geçti. Ben eğer ki bu kör nokta uyarı sistemi olmasaydı, sola çıkmış olsaydım kazaya bir davetiye çıkartmış olurduk. Kör noktası çok güzel. Şerit koruma arkadaşlar uzun yolda kesinlikle kullanın derim. Sadece bunun sırrı şudur. Şerit değiştirirken sinyal vermeniz lazım. Sinyal vermezseniz direksiyon, mesela şöyle göstereyim, tekrar aracı içeri alacaktır. Sinyal verirseniz size herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır. Gayet güzel, verimli bir özellik şerit koruma. Şehir içerisinde evet, şeritler malum Türkiye'de çok düzgün olmadığı için bazen zorluk yaratabiliyor bize. Ancak uzun yolda şerit koruma çok performanslı çalışıyor. Şimdi de Uşan girişindeki polis çevirmesine bakalım, bizi durduracaklar mı?
Çevirmeden geçtik arkadaşlar. Şimdi neye bakacağız? Dedik ki bir de yakıt verilerine bakalım dedik. Şimdi aracımız daha maşallah 44 kilometrede. Herhangi bir şekilde daha çok fazla bir test sürüşüne çıkmadı aracımız. Ve Ahmet, ekranı istersen kamerayı yine ben alayım. Çünkü bunu inandırmam lazım, göstermem lazım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu yakıt verisi daha düşecektir. Ancak şu yol sürüşünde 14 kilometre yol yapmışız. Ortalama 55 kilometre hızla gitmişiz. Ve 5.2 litre gibi ortalama yakıt değeri görmüşüz. Bu yakıt değeri dediğim gibi zaman içerisinde daha da düşecektir. Çünkü daha motor açılması gibi herhangi bir şey yok. Ama 5 litre, ki biz ara ara da böyle ara hızlanmalar yapmak zorunda kaldık. Adaptif kruz çünkü 120'ye ayarlamıştık. O ani hızlanmalarla bize o gerçek değeri vermeye çalıştı. Ama 5.2 litre gibi bir 14 kilometrede seher yakıt tüketimiyle karşılaştık. Nasıl? Ciddi anlamda güzel. Güzel değil mi? Evet, ben hele size zamanla inanmadım. Şöyle bir uzanıp baktım hatta. 5.2. 5.2 gördük. Evet. Ama bu şöyle söyleyeyim, daha sakin kullanımda ben bu arabada 4.2'leri görürüm. Ahmet, görür müyüm? Sizi görebilirsiniz. Ben kendimden yana pek umudum yok ama. Ahmet'le bazen biz bunun muhabbetini yapıyoruz. Aynı arabayı kullanıyoruz. Ahmet de 6 litre yakıyor, ben de 4 litre yakıyor. Ahmet, nasıl beceriyorsun lan, hala çözemedim benim, ama. Ben geçen de başka bir videoda da söylemişim herhalde. Benim kendi aracım vardı, spor bir aracım vardı. Şehir içerisinde 13 litre yakıyordu. Süleyman Bey inanmadı, olur mu öyle şey dedi. Ben kullanayım dedi, 9 litreye düşürdü. Ya 4 litre nasıl kullanımda fark edebiliyor, hakikaten ediyor. Bak, otomotiv sesinin aslında sırrı şudur. Süzdürmen lazım. Yani 50 km hıza çıktın, ileride kırmızı varsa çek ayağını gazdan. Araç eğer yeni sistemlerde, bunda var mı tam anlamıyla bilmiyorum, onu da test etmem lazım. Yeni sistemlerde Ahmet şöyle bir şey var. Vitesi otomatik boşa alıyor. Boşa aldığı zaman bu sefer süzdürmeyi kullanıyorum. Ve bunun sayesinde de yakıt verim gerçekten çok düşüyor. Şimdi bir de hazır buraya kadar gelmişken ben bir de şunu denemek istiyorum. Park yardımı. Dedik ki dik. O zaman beni dışarıya atar mısınız? Atmayacağım, bekle. Şimdi bakalım. Bakalım buraya okuyabilecek mi? Oku. Evet, şu anda park edeceğimiz yeri tanıdı. Geri vitesi tak dedi bize ekrandan. Geriye taktık. Direksiyonunda ben herhangi bir şekilde bir şey dokunmuyorum. Şöyle, hatta Ahmet Bey dışarıdan görüyordur. Şöyle hiçbir şekilde dokunmuyorum. Evet, kendi kendine park etme işlemi devam ediyor. Evet. Dur dedi. Şimdi D'ye al dedi. Bakalım bir daha bir D'ye alalım. Herhalde manevrayı düzeltecek. Aslında şu anda da benim için uygundu ama tekrardan bir manevra yapıyor. Bakalım. Evet. Durdum. Tekrar geriye al dedi. Geriye alıyorum. Evet. Yavaş olmama rağmen evet dur dedi. Ve şu anda park işlemi sona erdi. Kontrolü geri alınız yazdı. P'ye basıyorum. Şimdi aracımızı kapatıyorum. Nasıldı park etme Seher? Güzeldi. Güzel park etti değil mi? Güzeldi, evet. Evet. İnebiliriz. İnebiliriz. Nasıl? Evet arkadaşlar, bugün size yeni Grand Land'ın bazı sürüş özelliklerinden bahsetmeye çalıştık. Adaptif kruza biraz fazla değindik de diyebilirim. Ama koltuk rahatlığını Seher Hanım tam not mu? Tam not. Tam not değil evet. mi? Ses yalıtımı? Ses yalıtımı mükemmel. Yani ne asfalt sesi, ne rüzgar sesi, ne de kamyonların sesi, hiçbirini duymadık. Değil mi? Çok güzel, rahat evet. bir yolculuk yaptık. Minimum. Peki, hep böyle arabayı övdük. Eksi söyleyebileceğim bir şey var mı? Eksi söyleyebileceğim, arka koltukta soğutma olmaması beni derinden etkiledi. Onu sevmedik. Ahmet abi sence? Olsun, söyle. Olsa güzel olurdu. Arka koltuklara soğutma istiyoruz diyebilir miyiz? İstiyoruz. Evet. Ama arka koltuklarda ısıtma, ön koltuklarda ısıtma, evet. ön koltuklarda soğutma, adaptif ıs sabitleyiciler, F1 şanzımanlar, kör nokta uyarı sistemleri, 168 tane matris farlar, gece görüş sistemleri, ön arka park sensörleri, önde kamera, arkada kamera sistemleriyle dolu dolu bir araba. Evet. Şimdi evet. diyebileceğimiz bir şey kalmamış neredeyse. Ve şöyle, şimdi bunların hepsinden bahsettik. Donanım özellik dedik ama bizim asıl buradaki amacımız neydi? Şimdi hep donanım özellik diyoruz. Yoldaki konforuna değinmeye çalıştık bugün. Yakıt tüketimine, çekişine, hepsine değinmeye çalıştık.
Bugünlük bu kadar diyelim mi? Diyelim. Evet. Evet arkadaşlar, yeni Grandland'da bugün size ufak da olsa bir test sürüşü yaptık. Biraz da her zamanki gibi konuyu biraz biz zamanı kısalım demiştik ama konuyu her zamanki gibi yine çok uzattık. Şimdiden kusura bakmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yakın zamanda da Ultimate Premium'un Elegance'la yan yana koyup çok güzel bir araç tanıtımı yapmayı planlıyorum. Abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.